1 Kasım gün 40. 40 kez yaptık, devam ediyoruz. Hayatımızda küçük detaylarda gizli büyük değişimler var ya. İşte o küçük detaylarda gizlenmesinin temel nedeni bazen çok önemsiz gördüğümüz şeylerin önemli değişikliklerin yapı taşları olması. Yani moleküler biyolojideki gibi. Küçücük yapı taşlarıyla büyük organizmalar. Küçücük bir tuğlayla dev binalar. Bunları yapabilmek için gereken şey o küçük egzersizleri, küçük eylemleri arka arkaya devam ettirebilmek. Bugün 40. içerik ama iyi doğru içerikleri 100 gün boyunca devam etsin istediğim için henüz sadece %40'tayız. Yapmak istediğim şeylerin %40'ını değil %10'unu yapamadım daha ama bir yandan da koşullara uyum sağlamayı öğreniyorum. Yani bence olması gereken minimum standardı sağlayamadığımda bir şey yapmamak eski dünyanın, eski arkının tercihlerinden bir tanesiydi. Şimdi ise artık o gün verdiğim sözü tutabilmek için kendi minimum standartlarımı aşağı çekmek yerine yapabildiklerimi yükseltmeye çalışıyorum. Bir yandan da hızlı prodüksiyon yapabilme konusunda biraz daha elimi hızlandırıyorum. Tanıdığım en hızlı kurguculardan biri olarak bir gün içinde örneğin Esra Çavuşoğlu ile yaptığımız 5 dakikalık 40, 45 dakikalık içeriği bir gün içinde editleyip yayınlamayı başardım. Orada bile bug vardı yani. Ama sonuçta mücadele etmek yerine ya da bir şey olsun diye uğraştığım sırada sadece istediğim küçük koşullar gerçekleşsin diye değil. Gerçekten işi yapabilmek için çalışıyorum. Üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil, işi yokuşa sürmek değil. Gerçekten yol kat edebilmek için çalışıyorum. Bugün Sürüşün yeni bölümünü kaydettik ve Senem Balak, Her Şey Düşünceyle Başlar diye bir Instagram hesabı var. Bir kitap yazdı. Birle ilgili konuştuk. Sürüşle ilgili konuştuk. 9 yaşındayken başlayan motosiklet mücadelesi, motosiklet macerası ile ilgili konuştuk. Ve bir kez daha fark ettim ki benzer deneyimler yaşayan insanlar aynı yere gitmiyorlar. Benzer frekansta düşünen insanlar, hayata yaklaşımları birbirine yakın olan insanlar ne yaşarsa yaşasın benzer sonuçlar elde ediyorlar. Ya da aslında birbirine yakın şeyler yaşamış oluyorlar. Çünkü olay oyuncu zaman mekan hikayenin unsurları değişmiş olsa da kişinin buradan aldığı ders değişmediği ya da benzer dersler çıkarabildiği için herkes kendi hikayesini yaşayıp kendi derslerini almaya odaklansa da çok benzer şeyler çıkabiliyor. Aklın yolu bir bence burada söylenmesi gereken bir şey. Tabii ki tek yol doğru değil ama genellikle aklın yolunun bulduğu o aklımıza gelen ilk değil ama en doğru olduğunu hissettiğimiz hal sorgulamamıza çok fazla gerek olmayan şey çoğu zaman işe yarıyor sorgulamayı elden bırakmadan. Sorgulamaya devam ettiğimiz sürece de gitmek istediğimiz yön hiza belli olduğu sürece bir şekilde oraya varıyoruz. Ama bence bugünün çıktısı şu olmalı izleyen sen hayatına bir ders almak istiyorsan hayatına bir katkı sağlasın diyorsan şu olmalı. Sen istediğini net bir şekilde ifade edene kadar gerçekten söylediğin karşına geliyor ya da gerçekten düşünebildiğin karşına geliyor. Her detayıyla tam olarak bunu yaratıyorum. Ben bunun için çalışıyorum demeye başladığın zaman o zaman gerçekten fark yaratmaya başlıyorsun. <laughs>